Gelelim şimdi iktidarın ve muhalefetin Gazze ilişkisine. Şimdi i̇şte muhalefet içerisinde vay efendim Gazze'ye ne yaptınız? Gazze için ne dediniz? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Bu çok yanlış bir strateji olur siyaseten. Çünkü bir AK Parti dediğiniz zaman aklınıza gelen isim kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazze sokaklarında dolaştığınızda her yerde Hamas liderleri veya işte Fetih destekçileri yanında Erdoğan posterlerini daha önde tutarlar. Bir savaşta oradayken de bunun çokça görüntüsünü çekmişizdir. Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası kamuoyunda neredeyse bir patent sahibi olduğunu, tüm dünya tarafından hassasiyetinin çok iyi bilindiğini, burada sadece one minute meselesi üzerinden söylemiyorum. Ha bunlar böyle de ne yaptınız ona da geleceğiz. Yani real politik diye bir şey var ne yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye yaklaşımı, Filistin'e yaklaşımını Mahmut Abbas da bilir, CC de bilir, Netanyahu da bilir, iyi bilir. İsmail Heniye de bilir, Alit Meşal de bilir. Hamaney de bilir, Biden da bilir vesaire. Real politik çerçevede Erdoğan devlet yönetiyor. Gazze için Erdoğan'ın yapabileceği bir şey vardı ve yapmadı mesela. Buna kim inanır? Buna şöyle bir yerden baktığınız zaman Mesela Erdoğan yarın Gazze'ye asker gönderiyorum dese kıyamet koparacak olanlar Türkiye'de. Vay efendim sen nasıl Mehmetçi'yi Gazze'ye gönderirsin diyecek olanlar. Burada Gazze üzerinden AK Parti ya da Erdoğan'a operasyonculuk yapmayı denediklerinde biz de şöyle oluyoruz. Abi bir geçin onu. Bir geçin oraları ya.